Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir WAX oyunuyla karşınızdayım. Bu seferki WAX oyunu Elim geçecek mi dedirtti. Çünkü aynı Elim gibi ama daha gelişmiş bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Tabi Elim kıyasla daha komplike, daha eşya geliştirmesinden, farklı tokenlarına, lens seçiminden, karakter seçimine. Neyse gelin şimdi bu tüm detayları arkadaşlar videomuzda inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar oyunumuzun ismi şuradan da göreceğiniz üzere Goldman. Bu oyunu uzun süredir takipteyim. Daha öncesinde size paylaşacaktım. Bununla ilgili hem Discord'dan hem de YouTube'dan duyuru geçmiştim. Fakat paylaşamıyordum. Neden? Test setin içindeydim ve test setin paylaşılmasına izin verilmiyordu. Takımdakiler birkaç gün daha birkaç gün daha bekle 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 diye sonunda oyunun güncellenmiş test netine giriş yapabildim. Aynı zamanda White Paper'da 2-3 gün öncesinde güncellenmişti arkadaşlar. Neyse lafı çok uzattık. Gelin White Paper'ı bir incelemeye geçelim. Öncelikle Alienverse'ı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şu şekilde özetleyeyim. Üstünüze 3 tane eşya alıyorsunuz ve bu 3 tane eşyanın kendi e, eşya demeyelim aslında ona alet diyelim tool diyelim. Bu toolların özelliklerine göre saatte bir tıklıyorsunuz ve size belli bir maden çıkartıyor, TLM çıkartıyor. Bunda da yine aynı mantık gibi düşünebilirsiniz. Farklılık nerede? Farklılık şurada arkadaşlar. Başta bir karakter seçmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız Alienverse'de da bir karakter seçiyorduk fakat hiçbir önemi olmuyordu, hiçbir farkı olmuyordu. Bundaki farkı ise arkadaşlar şöyle resim büyüteyim alttaki açıklamaya çok gerek yok zaten ben size söyleyeceğim şimdi. Ee, üç farklılıktan birisini oyun başına seçmeniz gerekiyor. Ve bunlar arkadaşlar enerji odaklı Food odaklı, yemek odaklı ve mineral odaklı karakterler. Şimdi sizin aletleriniz de bu şekilde olacak. Ya enerji çıkartacaksınız ya food çıkartacaksınız. Eğer sizde farklı bir alet varsa ve gidip yanlış karakteri seçerseniz bu size eksi %20 ceza yazacak. Yani o yüzden baştaki karakter seçimi çok önemli bunu unutmayın. Elinizde mineral çıkartan bir tool varsa kalkıp da gidip food çıkartan, yemek çıkartan seçmeyeceksiniz, Venom'u seçeceksiniz. Peki bu yaptığınız hatayı düzeltebiliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan account registration kısmından göstereyim. Eğer oyunun ortasında yeni bir ırk seçmek isterseniz hesabınız tamamen resetlenecek ve bunun için belli bir ücret ödeyeceksiniz diyor. Başta yanlış seçmeniz hem az çıkartmanızı, az kazanmanızı hem de daha sonrasında cezalı bir şekilde baştan başlanmanıza sebep olacak ve bunun için de ekstradan para ödemek zorunda kalacaksınız. O yüzden aman 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 bu kısma dikkat edelim. Oyun içinde bir de mining kapkısı kısmı var. Birazdan zaten testnette size bu kısmı göstereceğim. Yine de şuradan fotoğrafta göstereyim. Mining Up kısmında arkadaşlar şu üçlü yer var ya. Buralara aynı Alienverse'daki gibi tool'larımızı yerleştiriyoruz. E incelerseniz üstünde bazı yazılar rakamlar var. Birazdan daha detaylı göstereceğim. Bu tool'ların da tabii ki de rarity'si var. Çıkarttığınız token'ların miktarı ise bu tool'ların rarity'sine göre değişiyor. Esin elinizde eğer dandik rarity'li eşyalar varsa ve belli başlı eşyalara böyle rastgele bir şekilde değil daha üst seviyeki bir rarity üretebiliyorsunuz. Bunun için de bazı gereksinimler oluyor. Şu anda örneğin bu ekranda legendary üretebilmek için işte şunlardan ihtiyacınız var demiş. Bir de aşağıdaki kaynaklardan ihtiyacınız var deyip eğer bu kaynaklar tamamen sizin elinizde varsa eşyayı craftlayabiliyorsunuz ve crafting time'ı da arkadaşlar Burada üç buçuk saat yazıyor ama daha uzun olabilir. Bunu oyun başlayınca göreceğiz artık. Ee, oyunda bir de stake sistemi var. Ekstradan mining bonus elde etmek istiyorsanız örneğin elinizdeki token stake edip mining'e ekstradan bonus sağlayabilirsiniz. En başta karakter ve resource ayrımı çok önemli demiştik ya arkadaşlar işte bu kısım orası. Humanlar planet earth'te kazım yapıyorlar ve planet earth'te yani dünyada yaptıkları kazım için arkadaşlar food üretiyorlar. Food üretirken ama sizin bir yandan da enerji ve kristal ihtiyacınız olacak. Yani hem enerji harcıyorsunuz hem kristali kullanıyorsunuz karşılığında food üretiyorsunuz. Albinde de aynı mantık hepsinde fark ettiyseniz ne üretiyorsa tam zıttı ikisinden ihtiyaç duyuyor. Ve hepsinin de ayrı ayrı planeti var arkadaşlar. Burada altında zaten daha detaylı bir şekilde açıklamaları yapmışlar. Şimdi geçelim en önemli kısımlardan bir tanesine tool'lar arkadaşlar. Tool'ların hepsinin farklı farklı süreleri ve kazım oranlarının olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu karta baktığınızda ne anlayacaksınız? Şu Örneğin food çıkartıyor. Bu mineral çıkartıyor ve enerji çıkartıyor. Hadi ya değil mi Ozan diyorsunuz. Evet. Altındaki daha önemli bir kısım var. Şimdi şu sol alta bakarsanız 0.21 harcayacağı toplam adet olarak düşünebilirsiniz. Bu 0.21'in %54'lük kısmı yani ne kadar yapıyor sizle birlikte bir bakalım ona 0.054 dersek arkadaşlar toplamda 0.11'lik bir mineral ihtiyacınız olacak mine'a e bastığınızda ve tam tersi kadar da ne oluyor yaklaşık 0.10 diyelim ona da işte küsüratını saymazsak 0.10 da enerji harcıyorsunuz soldaki örneğe göre ikisinden de 0.10 harcıyoruz karşılığında 1.7'lik food elde ediyoruz ama diyelim siz food karakteri değil farklı bir karaktersiniz bu sefer 1.7 değil bir bunun %20 cezalısını elde edeceksiniz. 1.36 elde edeceksiniz. Oyun açılınca tekrar paylaşacağım videoda hem ne kadar kazanıyoruz hem de en mantıklı hesaplama yer seçimi, tuz seçimi nasıl olur? Bir onunla ilgili tekrardan rehber videosu paylaşırım tabii ki sizlerle arkadaşlar. Ha eşyanın üstteki söylemeyi unuttum. Son şey ise şarj time. Bu şarj time ne anlama geliyor? Bu eşyayı kullandıktan sonra bir daha tekrar beklemeniz gerekiyor. Bu tool'ların da rarity'sine göre çıkartacağınız mining katı bonusu değişiyor. Örneğin elinizde common varsa hiç ya ekstradan kat almıyorsunuz ya da bir buçuk katı kadar fazla alabiliyorsunuz. Ama legendary varsa ya da hatta artifact varsa artifact de böyle yazmışlar ya da farklı bir anlama geliyor neyse. Varsa 6 ile 12 katı kadar fazla alabiliyorsunuz. Bu oyunda bir de ekstradan iki tane daha slot yerimiz var arkadaşlar. Amuletler. Amuletler de bizim o bu tool'ların dolma süresi var demiştik ya. Belli bir süre sonra mine yapacağız bu main süresini adım adım kısaltıyorlar. Burada Rarity Snap göre ne kadar kısaltabileceğini görebilirsiniz. Ekstradan da gezegen seçimi dışında bir de yer seçimi yapmamız gerekiyor. Seçtiğiniz yere göre charge time'ı da değişiyor. Bununla ilgili birazdan daha detaylı size göstereceğim. Hatta birazdan değil hemen şimdi geçelim oyunumuzun testine arkadaşlar. Öncelikle ilk başladığımızda ben testnetten gittim. 3 tane endandik eşyayı aldım. Hiç daha pahalısını almadım ve karakter olarak da Venom seçtim arkadaşlar. Doğal olarak benim Venom gezegenini seçmem gerekiyor. Mineral çıkartacağım ve en fazla bunu alabilmem için Venom gezegeninde yapmam gerekiyor. Buradaki Lentlerden bir tanesini seçmem gerekiyor. Şimdi lentlere teker teker bakacak olursak arkadaşlar şunu da göreceğiniz üzere bunda 8 dakika 10 saniye bekleme süresi var. Bir de şuna bakalım hesaplaması daha düzgün olsun. 1 dakika 40 saniye tamam mı? En baştaki lentten başlayalım. 8 dakika 480 490 saniye 3 bölü 490 dersek bunu katlayana aslında arkadaşlar 0.0006 fakat şuradakine bakarsak 100 dersek de 0015 aslında burada en yüksek süreli olan en iyi anlama gelmiyor. Diğer oyunlarda olduğu gibi ne kadar sık onunla ilgilenirseniz o kadar fazla gelir elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden de süresi kısa olan daha mantıklı oluyor. Tabi bu hesaplamalar kullanacağınız tuğla göre değişiklik gösterebileceği için arkadaşlar o oyun başlayınca daha detaylı bir şekilde bakacağız. Peki mining hub'a geçelim şimdi. Ne demiştim? 3 tane eşya aldım demiştim ve bu eşyaları buraya yerleştirdim. Aynı Alienverse'daki gibi düşünebilirsiniz ve aşağıda bakın Start Mining kısmı bende aktif. Şu alttakileri hemen toplarsanız bu arada hangi land'i seçmiştik orayı da bir düzeltelim. Bakın şu land'i hiç süresi olmayan land'e şu anda oynuyorum ve toplamda da 4 dakika 50 saniyelik bir süre var. Şuradaki 0.13 0.13 0.13 harcayacak genel olarak baktığınızda ama yarı yarıya gibi bir oran var arkadaşlar. Çünkü şu ikisi birbirini dengeliyor ve şu da hemen hemen yarı yarıya derseniz harcayacağı food ve enerjinin yaklaşık olduğunu görebilirsiniz ki sol üst tarafta da ne kadar harcayacağını net bir şekilde yazar. Zaten 19'a 19 hemen hemen aynı demiştik. Şimdi enerjiden 0.19 istiyor ve food'dan da 0.19 istiyor. Ben mining'e bastığımda bu ikisini harcayacak. Şuraya ben içeri yükledim arkadaşlar. Görüyorsunuz 99 99 tane var. Ve karşılığında da bize birazcık GMD verecek ve birazcık da mineral üreteceğim. Şu üst sağ üst taraftan bakabilirsiniz. Multiplayer'ımın ise 6.6 olduğunu görebilirsiniz. Ve toplamda da 4 dakika 50 saniye biraz önce hesaplamıştık ya. O kadar bekleyeceğim. Örneğin bunu remove dersem süresinin ve multiplayer'ın nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Multiplayer katlayan sayısı azaldı ve süre de azaldı. İşte bunların hepsini teker teker oturup düzgün bir şekilde hesaplamamız gerekiyor. Hemen start mining diyelim. Ne kadar food ve enerji istediğini bize söylüyor. Cüzdanımdan da onay verdikten sonra arkadaşlar yaklaşık 0.45 enerji geldi. 0.077 de GMD geldi. Oyunun kendi token'ından geldi. Laboratory'ye geçecek olursak zaten white paper'da görmüştünüz ya. Rare tool üretmek için ne gerekiyor? Epic tool için ne gerekiyor? Ve artifact için artifact de bayağı iyiymiş aslında. Ne gerekiyor? hepsini buradan teker teker oyun açıldığında deneriz ama dener miyiz emin değilim çünkü genelde bu oyunlarda maalesef bilendik yani bir üst seviyeye geçirmeyi çok mantıklı yapamadılar umarım bu oyunda mantıklı olur da bir de bunu denemiş oluruz oyunda yapmanız gerekenler çok basit ama oyuna başlarken düzgün bir strateji düzgün bir tool ve karakter seçimi yapmanız gerekecek neyse bakalım bunları da Goldman'in sonraki videosunda diyelim kendinize iyi bakın hoşçakalın